Merhaba arkadaşlar. Bugün Galaxy M20 telefonunu inceleyeceğiz. Ben telefonun 2 gündür kullanıyorum. Hoşuma giden taraflarını sizinle paylaşmak istiyorum. Alacak arkadaşlara bir fikir olması açısından. Kutu içeriğinden bir adet Samsung kulaklık. Klasik diğer modellerden de çıkan kulaklık. Çok kaliteli değil ama iş görüyor. Benim sevdiğim bir kulaklık. USB Type-C bağlantı kablosu ve hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bir adet de 32 GB hafıza kartı hediye yollamışlar. Eğer yollamazlarsa siz de mutlaka almanızı tavsiye ederim. Çünkü telefonun hafızası 32 GB. Ben resimleri hafıza kartına yükleyip uygulamaları dahili hafızaya yüklemeyi düşünüyorum. Bu şekilde hafızanın bana yeteceğini tahmin ediyorum. Telefonda USB Type-C ve kulaklık girişi var. Tasarımı çok hoş. En çok beğendiğim kısım zaten telefon tasarımı oldu. Ve bu tasarım için aldım diyebilirim. Kameralar güzel çekim yapıyor, gayet başarılı. Yani bu fiyat segmentindeki kameralara kıyasla hiçbir eksikliğini görmedim. Zaten bu model çıkmadan önce farklı markaların 2000 TL'ye kadar olan telefonlarına bakıyordum. Ve bir iki model vardı aklımda. Onların birini alacaktım. Ancak M20 çıkınca bu tasarımı gördükten sonra bunu almaya karar verdim ve öyle yaptım. Parmak izi okuyucusu gayet hızlı çalışıyor. Bakayım dokunduğumda. Evet. Telefona bazı uygulamalar yükledim. Ben çok fazla uygulama kullanan, telefonda oyun oynayan birisi değilim. O yüzden benim işim fazlasıyla göreceğini tahmin ediyorum. Çok hoşuma gitti telefon. Ekranı gayet başarılı bence. Ekran parlaklığı da iyi. Gündüz güneşli havada kullandığımda sıkıntı yaşamadım. Mavi ışık filtresi var. Dolby atmosfer var telefonda. Bu kulaklıkla etkin hale geçiyor. Müzik dinlerken daha efektif bir ses veriyor. Telefonu tavsiye eder miyim? Ben kesinlikle tavsiye ederim. Eğer çok fazla oyun oynayan biri değilseniz, sosyal medya kullanıcısıysanız, gerek kamerası, tasarımı, bataryası, zaten en çok bataryasıyla ön plana çıkıyor bu telefon. Mesela bugün sabah 8'den bu yana akşam 8'e kadar 12 saattir telefon elimde, günlük kullanımda sadece %23 azalmış. %77'si hala dolu. Beni 2 günden de fazla idare edecek gibi duruyor batarya tam şarjla. Evet. Telefon Android 9 güncellemesi alacak. Kutudan 8.1 Android ile çıkıyor. Ayarlar kısmından kaç GB hafıza kullanmışım ona bakayım. Normal kullandığım uygulamaların hemen hepsini yükledim. Belki birkaç uygulama daha yüklerim. 1-2 GB daha yüklerim en fazla. Çok oyun oynayan biri olmadığım için. Ona rağmen hafızanın büyük kısmı hala boş. 19.8 GB boş görünüyor. Başka ne söyleyebiliriz? Telefonun sesi gayet güzel çıkıyor. Yüksek bir sesi var. Kulaklığı taktığımızda kulaklıktan da yüksek bir ses alıyoruz. Fotoğraf kalitesini merak edenler olabilir. Kendi çektiğim fotoğraflardan göstermek istiyorum. Bakın bu ev içinde çektiğim kendi fotoğrafım. Gayet beni tatmin eden bir fotoğraf oldu.
Bu şekilde çok fazla ışık olmayan ev ortamı, akşam saati. Bakalım. Evet. Bu da gündüz açık havadaki çekim performansı. Arkayı burada bulanıklaştırmamış. Bakalım. Evet, bu resimde arkayı bulanıklaştırmış. Fotoğraf performansı beni gayet tatmin etti. Telefonu çok beğendim diyebilirim. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Telefonu ön siparişle almıştım. Gayet memnunum. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Bendeki renk koyu gri olarak geçen renk. Mavisi belki de daha güzeldir. Ama ben bunu da beğendim. Ama mavisini de alabilirsiniz. Koyu lacivert olan rengi de çok şık. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazarsanız cevap veririm. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.